Büyük deniz etçilleri lapacı. Bir şeyler yemeyeli ne kadar zaman oldu? Yakaladığım örümceği yiyecekten sayayım mı kaptan? O örümcek miydi? Bana örümcek mi verdin? Ben onu yenge sanmıştım. O örümcekti. Ama neyse, bu 3 gün önce oldu. Sorunuzu o zaman cevaplamalıyım. 3 gün? 3 gün yemek yok. Deniz tavuğunun yelkenlerini dolduracak en ufak bir esinti de yok. Bir kara parçası da yok. Yelkenlere ben üflesem bundan daha hızlı gideriz. Açlıktan ölmek üzereyiz lapacı. Yemek bulmak zorundayız. Yemek bulmalıyız. Yemek. Büyük Kapov konuşmak üzere. Hey köleler, Büyük Kapov size sesleniyor. Kapov çok aç. Bana biraz daha Çin yemeği ver. Ama Büyük Kapov, size 1 saat önce Çin yemeği verdik. Sıcak lanet olası Meksika yemekleri adına beni kızdırma. 1 saat önce Çin yemeğimi bitirdim. Yine acıktım. Bizim Çin yemeğimiz kalmadı şef. O adamı duydum. Büyük Kapov buna kızmaya başlıyor. Yakında sinirlerim tepeme çıkacak. Kapov'un açlığını bastırmalıyız. Evet ama şef, adamımızın kaynakları Büyük Kapov'un iştahı yüzünden tükenmek üzere. Geriye kalan tek yemek burger ormanları. Adanın diğer tarafındaki burger ormanları çözüm olabilir. Oraya gidelim. Bu çok hoş kokuyor lapacı. Ama sanırım sayıklamaya ve halüsinasyon görmeye başladım. Hayır efendim, halüsinasyon falan görmüyorsunuz. Hepsi gerçek kaptancı. Bunları nereden buldun? Siz bunları sever misiniz? Sevmek mi? Çok lezzetliler. Ama onları nasıl yaptın? Dış kısmını yelkenimizden, iç kısmını ise halat, kürek ve katran kullanarak hazırladım efendim. Lezzetli değil mi? Bunu sormaktan nefret ediyorum ama gerçekten söylesene, o yeşil sos neydi? Ha, birkaç gün önce korkunç nezle olduğumu hatırlıyor musun? Eğer ormanın burgerleri onun açlığını bastırmasa sanırım adayı terk etmek zorunda kalacağız. Ama nasıl büyük şef? Adamız yemekten yapılmış ve Çin makarnası ve pizzalarla tekne yapamayız. Evet, bunu bir kez denediğimizde tam bir felaket yaşamıştık. Belki de Tanrı bize yardım edebilir. Biliyor musun lapacı, sen bana yıllarca hizmet ettin. Şimdi hizmet sırası bana geldi. Sağ olun kaptan. Aferin sana. Sakın kıpırdama lapacı. İçin hala pembe mi görmeliyim? Hayır kaptan. Lütfen beni yemeyin. Ben midenize otururum sonra. Kokuyu aldınız mı? Evet. Hamburger gibi kokuyorsun. Hayır. Bekleyin kaptan. Bakın. Bu da ne? Meze mi? Tamam. Hayır kaptancım. İçinden bakın. Ben yemeği tercih ederdim ama pekala. Aman tanrım. Düşündüğümden daha fazla oynatmışım. Ağaçları peynirli burgerlerle dolu bir ada görüyorum. Bu kumla ilgili tuhaf bir şey var. Buna inanamıyorum lapacı. Bu kum değil. Bu esmer şeker. Ayrıca bunlar da kabuk değil. Patates cipsi. Görünüşe bakılırsa bütün ada yiyecek. Leziz yemeklerle dolu. Bu palmiyenin tadı nefis. Bu ağacın kabuğu sığır etinden. Ve bu böcekler de... Pekala, böcekleri yeme lapacı. Ama buradaki her şey çok lezzetli. Kaptan bakın, bu orman tamamen peynirli burgerlerden yapılmış. Hadi lapacı, sona kalan dona kalır. Pekala, sona kalan falan olmayacak. Hadi ahbap, albayı görmeliyim. Albay Parker'ı kastetmiyorum. Acele et ve tavuk kanatlarımı getir. Umarım şefimiz de Mabu'dan ödüller elimizle. Yoksa çok kötü. Eğer yakında dönmezlerse Kapov bizi tavuk kemikleri ve kirli peçetelerle öldürecek. Burgerler çok lezzetli lapacım. Evet efendim, bunlar harikalar. Bir ses duydum. İki obur burgerleri yiyor. Çok az kaldı. Bir gemileri var. Dualarımız Kapov öyle oldu. Bu iki ahmağı Kapov'a yedirip gemilerini alarak adayı terk edebilir. Domuzları tüste kalın. Daha bir sürü burger yiyebilirim lapacı. Ne? Ne oldu? Birkaç kötü bakışlı vahşi adam arkanızda duruyor ve ellerindeki uzun çatal bıçaklarıyla sizi gösteriyorlar. Ne? Gerçekten mi? Olamaz. Hiç zaman kaybetmiyorlar değil mi lapacı? Bu fırsatı sizinle çalışmaktan ne kadar zevk aldığımı söyleyerek değerlendirebilir miyim kaptancım? Buna zamanın olacağını sanmıyorum. Elveda lapacı.
Au au, çok canım yandı. Abartma lapacı, bizi öldürmediler. Bizi öldüreceklerini sanmıyorum kaptancım. Hayır, görünüşe göre bize tapınıyorlar. Siz tanrımızın gönderdiği melekler olmalısınız. Bu harika bir hüya lapacı. Kesinlikle öyle kaptanım. Bizim melek olduğumuzu sanıyorlar. Lütfen istediğiniz kadar yiyin. Biz size hizmet etmek için varız. Çok lezzetliydi. Lapacı, kilo mu aldım ben? Kızlara olan benzerliğinizin ortadan kaybolduğunu söyleyebilirim kaptanım. Sen nasıl oldu da kilo almadın? Benim metabolizmam böyle, ne yapayım? Keşke ben de öyle olsaydım. Pekala. Biraz da pasta. Hadi pasta istiyorum. Hey hop, hadi biraz pasta. Hey, biraz daha pasta istiyorum dedim. Pekala hop. Korkunç acıkmaya başladım. Bizam nerede? Kimdi o? O büyük kapoğdu. Bizim tanrımız ve şu an çok aç doğrusu. Evet, öyle görünüyor. Hadi ona adayı yok etmeden önce yiyeceği bir şeyler verelim. Evet, bunu yapmalıyız. Evet dostlarım, vakit geldi. Bunlar hangi zamandan bahsediyorlar böyle kaptanım? Yanılmıyorsam lapacı, tatlı zamanından bahsediyor. Kapov'un zulmünden kurtulacağımız zamandan bahsediyoruz. Bu davetsiz misafirleri volkanın ağzından fırlattıktan sonra onları gemilerine binerek bu adadan kurtulabileceğiz. Hayır, tatlı zamanı değilmiş. Size söylüyorum cüceler. Atıştıracak bir şeyler verseniz iyi olur, çünkü kızmaya başlıyorum. Evet Kapov. Lapacı, dikkat et, sen ne yapıyorsun? Çıkarın beni buradan. Hadi dostlarım, gemiye ve özgürlüğümüze. Buraya gelin sizi ördekler. Beni buradan çıkarın. Vallahi lapacı. Lapacı, beni duyabiliyor musun? Hayatta mısın? Çok korkuyorum. Hey dostum, deliği tıkayan şey nedir? Evet dostum, perdenin arkasında durursan beni mutlu edersin. Affedersiniz, siz büyük kapov musunuz? Hayır. Yani evet. Bir an önce kaybol, yoksa büyük kapov seni yok edecek. Olmaz. Olmaz ahbap. Başımız belada. Hadi küçük dostum, buradan gitmeliyiz. Hadi, her şey patlayacak. Buradan bir an evvel gidelim. Dur biraz, yani sen tanrı olmadığını mı söylüyorsun kapov? Hayır ahbap, ben yalnızca yaşlı bir şarkıcıyım. Uzun bir zaman önce Las Vegas adasına giderken gemin bir kaza sonucu bu adaya geldi. Adanın nasıl bir yer olduğunu ve yemekleri gördüm. Yerlilere küçük bir oyun oynamaya karar verdim. Ben bir tazı köpeğinden başka bir şey değilim. Hadi gel kaputçum, dışarı nasıl çıkacağız? Tepeye çıkmak zorundayız. Ama kaptanın koca kıçı deliği tıkıyor. Bu hiç iyi değil ahbap. Volkan patlayacak, tepeye doğru uçacağız. Ne yapacağız şimdi kapol? Öyle görünüyor küçük dostum. İşte dostum, giy şunu. Bu sahip olduğum tek korunma. Bu çok sıkıcı bir hal almaya başladı. Şef, sizi tebrik etmeliyim. Bu işi başarıyla hallettik. Çok haklısın. Peki bu şehre nereye gideceğiz? O koca şişko bize ne yapacağımızı söylemediği sürece kimin umurunda? Neyse ki lapacı, çok şanslıyız. Gemiyi şu tombul yerlilerden kurtarmak zorundayız. Sakın gücenmeyin kaptanıma, hala vermeniz gereken birkaç kilo var efendim. Şuraya bakın. Gerçekten mi? Bu bekleyebilir. Peki ama şu bodur yerlilerden nasıl kurtulacağız? Bir fikrim var kaptan. Bir ve iki ve üç ve dört. Hadi kaptan, yanmayı hisset. Yanmayı ve bir ve iki ve üç, yanmayı hissedin. Bir daha ayağa kalkabilirsem yanmayı sana göstereceğim lapacı. Hadi kaptan, yanmayı hissedin.